Merhabalar. Ata Yücel, 1970 yılında Büyükkuşa, Yozgat Büyükkuşa'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Kayseri'de yaptım. 1988-89 yılından beri otomobil ticareti yapıyorum. Hem ticari araç üzerine hem binek otomobil üzerine. Yani yaklaşık 30 yılı aşkındır bu mesleği yapıyorum. Pandemi sürecinde otomobil fiyatlarında bir hayli bir artış oldu. Bunun sebebi de insanlar toplu taşımadan ziyade bireysel araçlarına dönmek istediler. Bireysel araçlarla evlerine, işlerine gitmek istediler. Bu dönemde de pandemiden dolayı ithal araçların gelmemesi, daha sonra yerli üretimin azalması, araç bantlarından %30'lar kapasitesinde üretim olması, ithalatın %30'lara, %40'lara çekmesi, sıfır araçlarda bir talep azalması, azalma oldu. Bundan dolayı da az talep dengesinden dolayı fiyatlar arttı. Ondan dolayı pandemi otomobil sektörünü ve ikinci eli olumsuz yönde, fiyatların artış yönünde bir hayli olumsuz etkiledi. Ben bunu döviz kurlarının artmasına bağlıyorum önce. Sebebi kurların bir hayli artması, bundan dolayı da birçok aracın ithal gelmesi, Türkiye'de üreten araçların da döviz kurlarına bağlı olarak yükselmesine bağlıyorum. Bu süreç söylediğiniz gibi Ağustos ayından 2020 Mart ayına kadar döviz kuruna bağlayabiliriz. Daha sonra da pandeminin biraz önce söylediğim gibi çok büyük bir etkisi oldu. Üretilen arabaların, Türkiye'de üretilen arabaların az üretilmesi, daha sonra ithal gelen araçların az olması, fiyatların döviz kurlarından dolayı yükselmesi, bu fiyatların bir hayli yükselmesine sebep oldu. Geçen sene herhangi bir 100.000 TL'ye sattığımız bir araç maalesef bu sene 200.000 liraya kadar alnı alnına bir yükseliş gösterdi. Bu hem tüketiciyi hem bizleri olumsuz yönde etkiledi. Bunun sebebini de biraz önce söylediğim gibi hem döviz kurunun artışına hem de pandemi sürecindeki sıfır araçların üretiminin az olması, ithalatının az olması insanları haliyle ikinci ele yöneltti. İkinci ele yüklenen bu talep fiyatların da otomatik olarak bir hayli artmasına sebep oldu. Dediğim gibi bu hem tüketici için hem bizler için olumsuz bir şekilde yansıdı piyasaya. İnternetten, network mağazalarından bizim de mağazalarımız var. Biz de o tür internet mağazaları üzerinden reklamlarımızı, araç ilanlarımızı kullanıyoruz. Burada doğru satıcıyı bulmak önemli. Dikkat etmek önemli. Benim de bir iki internet üzerinden kullandığım elektronik mağazam var. Şimdi burada tüketicinin dikkat etmesi gereken şeyler şunlar. İlk önce aracı alacağı kişinin özellikle galeri ise bir geçmişine bakması lazım. İkincisi de o alışveriş yapacağı galerideki alacağı ikinci el arabanın eksper raporlarına dikkat etmesi lazım. Uluslararası ulusal şeyler var, firmalar var. İkinci elde bu araba ekspertiz firmaları var. Onlardan takip etmek lazım. Onların raporlarına bakmak lazım. Onun üzerine ticareti doğru insanlarla yapmak lazım. Bu demek değil ki sadece galerilerden alan anlamında söylemiyorum ama galericilerden almak şu açıdan doğru. Bu işin ticaretini namuslu, şerefli bir şekilde yapan insanlar bu işin ticaretini yapıyorlar. Bu işi daha profesyonel yapıyorlar. Nasıl? İkinci el aldığı aracı, galerici esnafı, ikinci el esnafı, ekspertizini
yerel ulusal firmalara ekspertiz raporunu yaparak arabanın geçmişine bakıyorlar. İşte ekspertizini yapıyorlar dediğim gibi. Bundan dolayı ben garaj esnafından alışveriş yapılmasını, yani bu işi yapan profesyonelce, düzgünce, namuslu, şerefli yapan insanlardan ticaretin yapılmasını daha uygun diyorum. İlk önce dediğim gibi eksper firmalarından bu eksper raporlarına bakmaları önemli. Kilometre kontrollerini yaptırmaları önemli. Çünkü maalesef bu tip durumlarda bazı kilometreyle olan, kilometreyi düşürmeler gibi bir takım yolsuzluklar oluyor. Bunun için bazı yollar var. Onlar da kilometre kontrollerini yapmaları gerekir. Eksper firmaları da birçoğu da bunu yapıyor şimdi. Bir de alacağı aracın, ikinci aracın banka üzerinden havalelerini yapmaları gerekir. Havaleyi yapacağı zaman, EFT veya havale yapacağı zaman araç alacağı esnafın veya vatandaş üzerine banka üzerinden aracın plakasına EFT ve havale yaparak onu açıklama bölümlerine yazmalarını önemli tavsiye ederim. Bu tip durumlarda herhangi bir durumda doğacak bazı olumsuzluklara mahkemelerimiz insanların mağdur edilmemesi konusunda bunları ben öneriyorum. Fiyatlar aşırı bir şekilde yükselmişti, ikinci el fiyatları. Belki de değerinden %20, %30, belki %40'lara kadar fazla yükselmişti, %20'lere, %30'lara kadar. Bundan dolayı ikinci el fiyatlarının bu derece yükselmesinden binaen artık fiyatların çekmediğini görüyorum ben. İkinci el fiyatlarının aşırı yükselmesinden dolayı artık fiyatlar reel olmadığını düşünüyorum bu fiyatların. Ha, bana sorarsanız bu fiyatlar biraz daha çeker mi? Ben çok çekeceğini zannetmiyorum. Biraz daha stabil kalır. Bir %10, %15 gibi gerileme görülebilir. Ama bir sene önceki rakamlara gelmesi mümkün değil. Yani insanları öyle bir beklenti içine sokmak da doğru değil. Benim tahminim bir %10 gibi gerileme olur belki fiyatlarda. Ama biraz daha stabil, yükselme durur. Ama yılbaşından sonra bu pandemi süreci de önemli. Sıfır araçların ithalat olarak nasıl geleceği, Türkiye'de üretilen araçların ne kapasiteyle üretileceği, bunlar hep önemli konular. Bu gelişmeler, yılbaşından sonra yaşanacak bu gelişmeler biraz daha ikinci eldeki fiyatları göstergesi olacak. Ona göre yükselip yükselmeyeceğini görmek lazım. Ben pandemi sürecini, döviz kurlarının Türkiye'de dalgalanma göstermesinden dolayı biraz daha ikinci el fiyatlarını belirleyici olacağını düşünüyorum. Ben çok olumsuz günler yaşadığımız 2020 yılından 2021 yılına geçerken memleketimize, devletimize hayırlar getirmesini, bu pandemi sürecinin bir an evvel bitip insanların sağlıklı, huzurlu, mutlu bir 2021 yaşanmasını temenni ediyorum. En önemlisi de bir unutmadan şunu söylemek istiyorum. Kayseri'mizde askerlerimize bundan 4 yıl önce yapılan bu hain saldırıyı tekrar kınıyorum ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. 2021 yılında hem devletimize hem milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.